Videoya başlamadan önce daha fazla bu tarz içeriklere ulaşmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Böylece YouTube algoritması bu tarz içerikleri farklı kanallardan da olsa karşınıza çıkaracak ve milyonlarca video içinden aradığınızı daha rahat bulacaksınız. Hadi başlayalım. Herkese merhaba millet. Bugün İstanbul'da Bakırköy'deyiz ve İstanbul Bakırköy İstanbul'un en çok işlek, çok tercih edilen hem gezilmek için hem çalışılmak için ve turistlerin de en çok ziyaret ettiği bir ilçesi. İstanbul Bakırköy hakkında kısaca tarihçesinden bilgi verecek olursak eğer burası daha önce isminin Makriköy olduğu ve zamanında sanırım Rumlarca yerleşke olarak yerleştikten sonra tabii ki bu Osmanlı'dan önceye dayanıyor isminin Makriköy olması. Sonrasında ise Bakırköy olarak değiştirilmesi ve sonrasında ise doğudan gelen Ermeni kökenli vatandaşların da burayı toplu halde yerleşke olarak yerleşmeleri. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. İstanbul Bakırköy hem yerli turistin hem de yabancı turistin ziyaret etmek istediği enteresan bir ilçe. Aslında baktığınız zaman çok da fazla estetik açısından bir şey olduğunu söyleyemem ama nedense insanlar seviyorlar burayı. Sanırım huzurlu olduğu için veya biraz daha diğer ilçelerine göre daha rahat bir hava olduğu için sanırım seviyorlar. O yüzden hem Rus turistlerin hem Arap turistlerin tercih ettiği, gezmek için kaldığı, otellerin falan da sık olduğu, hem küçük çaplı otellerin hem de büyük çaplı otellerin bulunduğu, büyük alışveriş merkezlerinin bulunduğu bir ilçe. Burada eski Yeşilçam sanatçılarından Tarık Akan'ın yaşadığı bir ilçe burası ve burada Tarık Akan Taşokul isminde bir lise yaptırmış ve Taşokul isminde bir okul yaptırmış. Bu Taşokul'u göstereceğim sizlere. Onun önüne gideceğiz ve Taşokul'un girişine bakacağız. Sonrasında sahile doğru bir yürüyüş yapacağız. Zaten burası çok da fazla büyük bir şey değil. Sizlere videonun başında şöyle gördüğünüz gibi Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Özgürlük Meydanı olarak geçiyor. Cumhuriyet Meydanı'ndan aşağı doğru yürüdüğümüz zaman İstanbul Caddesi diye bir cadde geliyor. Şu en fazla yürüyeceğiniz 3-5 dakika mesafe içerisinde alışveriş merkezleri ve ondan sonra sahile iniyorsunuz. Bundan ibaret çok da fazla bir merkezi yerleşkesi yok. Onun haricinde tabii ki Ataköy ve Zuhurat Baba gibi yukarıya doğru çıktığınız zaman mahalleler ve yerleşkeler bulunuyor, evler bulunuyor. Burada genelde dediğim gibi Ermeni vatandaşlar yaşıyor. Bu Ermenilerin de çoğunluğu sarraflıkla ilgileniyorlar. Genelde varlıklı aileler, varlıklı insanlar oluyor. Bakırköy'de yaşayan insanlar. Bu yüzden buradaki yaşam standartları diğer ilçelere göre, Bağcılar'a göre olsun ya da başka bir Fatih'e göre olsun çok daha fazla fiyatlar. Buradaki market alışverişinizle veya buradaki restoran harcamanızla Fatih'teki bir market alışverişi ve restoran harcaması bile bir olmuyor. Tabii ki kiralar da bir olmuyor aynı zamanda. Buradaki fiyatlar daha fazla iki katı oluyor kiralarda bile. Şimdi sizlere Taşokul'u göstermek istiyorum. Taşokul'a doğru yürüyeceğim. Genelde yaşlı teyzelerin dikkatini çekiyorum ve genç kızların. Bakırköy'ü neden tercih ettiğini sorduğum zaman insanlara genelde şu yönden tercih ediyorlar. Huzurlu olmasını seviyoruz diyorlar. Daha çok huzurlu olduğu için seviyoruz diyorlar. Bana soracak olursanız çok da fazla huzurlu bir yer değil. Çok kalabalık bir yer ama tabii ki kolay kolay bir vukuat olmuyor arkadaşlar. Yani gasptı, hırsızlıktı, adam öldürmekti gibi şeyler çok fazla yok. Az nadir karşılaşacağınız olaylar burada bu şekilde. İstanbul'un diğer semtlerine göre. Ama tabii ki burada da yine büyük şehrin etkisi oluyor ve diğer semtlerden gelen insanlar da bazen sorunlar çıkartabiliyor veya tabii buranın yerlileri de sorunlar çıkartabiliyor. Şimdi burada diğer semtlerden gelen diyerek de diğer insanları da kötü etiketlemekle olmaz. Şimdi Taşokul'a doğru gidiyoruz. Taşokulu Taş İlköğretim Okulu'ymuş arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi arkamda liseleri kazanan çocukların isimlerini yazmışlar. Başarılı olduğunu iddia ediyor. Tabii ki başarılı da olabilirler yani. İçeriye gireceğim şimdi. Bir defa açık buluyorum, açık görüyorum. Evet, güvenlik geldi. Merhaba, video çekimi yapabilir miyiz içeride? Yasak mı? Video çekimi yapmaya müsaade etmedi abimiz. Eğer video çekimi yapabilseydik içeride. Özel bir okulmuş arkadaşlar. Burası demek ki kamu okulu değil. Kamu okulu
olmasını isterdim. En azından Tarık Akan'ın gibi, Tarık Akan gibi bir insanın açmış olduğu bir okulun kamu okulu olmasını, özel olmamasını biraz tabii ki bana anlamsız geldi. Hem Tarık Akan'ın hayat görüşüne ters bir durum, özel bir ilk öğretim okulunun olması. Bu konuda sizin düşüncelerinizin neler olduğunu düşünmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum işin açığı. Yorumlarda da bunu bildirirseniz, tabii ki bu konuyla ilgili fikirlerinizi söylerseniz, düşüncelerinizi söylerseniz her zaman her türlü fikre açığım. Her türlü görüşe açığım arkadaşlar. Toplumsal olayları dillendiren ve bu uğurda çok fazla torun yaşamış, hatta hapis bile yatmış olmasına rağmen bir insanın toplumsal eşitlik üzerine değil de özel bir ilköğretim okulu açmış olması da tabii ki ayrı bir ironi. Yoksa her şey yalan mıydı? Tabii ki ölmüş bir insanın arkasından da konuşmak istemiyorum işin doğrusu. O yüzden Allah rahmet eylesin deyip meseleyi kapatıyorum. Evet, şimdi sahile doğru devam ediyoruz. Birazdan alışveriş merkezlerinin olduğu tarafa doğru sapacağım. Oradan geri dönüp sahile ilerleyeceğim. Umarım burada telif yemem. Bir ara böyle bir yolda yürürken müziğe denk geldim. Telif geldi ya videoya. Çok saçma değil mi? Yani yolda yürürken müziğin sesinden telif gelir mi arkadaş? Gelebiliyor bazen. Burası Karasöl AVM. Burada bir tane telefoncu var. Benim canımı çok yaktı. Bahsetmek istemiyorum ama sağ tarafta girişteki bir telefoncu. O da buradan videoyu izliyorsa ona da selam olsun. Alacağı olsun. Şu an Karasöl AVM'nin oradayız. İleriden döneceğim. Arkamdaki kapasiteyi göstereceğim. Oradan sahile döneceğiz. Nasıl? Hızlı ve yaklaşık 10 dakikada size Bakırköy'ü anlattım. İyi mi? Böyle. Arkamda şu gördüğünüz alışveriş merkezi de kapasite. Orası da bir başka kapasite. Burada gördüğünüzde iki tane yan yana kafe şey var. Alışveriş merkezi var. O yüzden herhangi bir isteğiniz olduğunda sorun yaşamıyorsunuz. Her şey var burada. Tamamen küçük bir şehir ya işte. Bir sürü bütün bankaların şubeleri var. Aşağı gittiğiniz zaman hepsini bulabiliyorsunuz. O yönden herhangi bir başka bir semte gitmenize gerek yok ki zaten İstanbul'da bütün semtlerde aynı şekilde. Bütün semtlerde insanlar oturdukları semtlerden dışarıya çıkmıyorlar. Ben de İstanbul'a gelmeden önce insanlar neden farklı semtlere gidip gezmiyorlar, neden keşfetmiyorlar şehri diye düşünüyordum ama böyle bir şeye fırsat olmuyor arkadaşlar. Burada yaşadığınız zaman gerçekten çok yoğun bir trafik, yoğun bir trafiğin getirmiş olduğu yorgunluk oluyor ve siz o zaman istediğiniz yere gidemiyorsunuz. İstediğiniz zaman saatlerce yol sizi tüketiyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben de İstanbul'a taşındıktan sonra İstanbulluları anlamaya başladım. Evet, burası Bakırköy. Biliyorsunuz ki esas İstanbul, bu Sultanahmet'in falan bulunduğu bölüm, Topkapı Sarayı'nın bulunduğu bölüm Osmanlı zamanında buralara yerleşke bile yokmuş. O yüzden bu Bakırköy dışarıda kalıyormuş, uzak kalıyormuş. O zamanlar orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür diye bir şarkı var yani küçükken söylerdik biz. İşte o şarkının Bakırköy için yazıldığını, yani Makri köy yani uzak anlamına gelen Rumca'da Makri köy, Bakırköy için yazıldığını söyleniliyor bir rivayete göre. Bu arada Makri köy diyorum çünkü biliyorsunuz ki bunlar eski tarihi isimler ama Avrupalılar arkadaşlar hala daha bu isimleri kullanıyorlar. Yani İstanbul'a neredeyse Konstantin diyor. Bugün Facebook'a girdiğiniz zaman Konstantin yazıyor İstanbul hakkında. İşte Bakırköy hakkında Makriköy yazıyor. Ya da Google Maps'e girdiğiniz zaman Google Maps'te olmayabilir. Genelde Facebook bu konularda çok şey. Türkiye'yi tanımıyorlar veya Türkiye'nin tanıdığı ülkeleri tanımıyorlar. Bu anlamda biraz ters bize. Facebook'un kurucusunun olduğu Mark zaten bildiğiniz üzere çok yanlı taraf bir adam. Bu arada size demin bir tane Ermeni kilisesinin önünden geçtim. Evet, bu yönden biraz daha tarihi anlamda zengin bir yer arkadaşlar burası. Şöyle gösterecek olursam yukarıdaki haç işaretini görüyorsunuz. Astvazazin Ermeni kilisesi diyor. Burası bir Ermeni kilisesi arkadaşlar. Tabii ki kiliselerin nedense bir bayrak bahçesinde veya çatısında bir bayrak asılı olmak zorunda. Yani bir camide bayrak asılı mı? Neden bir kilisede veya bir sinagogda bayrak asılmak zorunda olsun? Yani aslında burada bir subliminal mesaj var. Tamam, burası bir Ermeni kilisesi ama biz işte Türkiye'ye bağlılığımızı bildiriyoruz anlamında bir mesaj aslında baktığınız zaman. Yani bir şeylere baktığınızda arkadaşlar, yani bu şeyin altında yatan anlamı aslında baktığınızda nedenli durumun içinde olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki demek ki o zaman Ermeni de, buradaki Ermeni vatandaşları Türkiye'ye bağlılığını bildiriyorlar ve Ermenistan'la herhangi bir bağdaşma gibi bir şeyin söz konusu olmadığını Türkiye'ye bildiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki yöneticiler de, Türkler de burada yaşayan Ermenileri Ermenistan'daki yaşayan Ermenilerden farklı tutuyorlar doğal olarak. Bunlar önemli
şeyler arkadaşlar. Yani bunları anladığınız zaman, gördüğünüz zaman işte o zaman hayatın bazen birçok alanında fark yaratıyorsunuz kendinizce. Şimdi aşağı sahile doğru iniyoruz arkadaşlar. Bayağı bir uzun muhabbet ettik sizinle. Gerçekten 10 dakikanın üzerinde bir video oldu. Ben bu kadar olacağını beklemiyordum. Birazdan aşağı sahile ineceğim. İki tane sahili var arkadaşlar buranın. Bir tanesi marina, diğeri ise normal yürüyüş sahili. Marina'yı gezeceğiz arkadaşlar. Sonrasında da yürüyüş sahilini gezeriz. Videoyu bitiririz orada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz böyle tarihsel içerikli, farklı bir bence video oldu. Herkesin kendine göre anlattığı, kendine göre bir bakış açısı var. Bence herkes YouTube'a içerik üretmeli ve herkes fikrini bir şekilde ortaya koymalı. Bu anlamda o zaman çok güzel olur. Aslında burayı bir sosyal medya olarak, para kazanılan bir sosyal medya olarak kullanabilirler. Nedense herkesin Instagram'ı var, herkesin Facebook'u var ama herkesin YouTube'u yok. Çünkü bu tarz işleri para için yapmak insanlara birazcık zor geliyor. Para için baksana şunu yapıyor, bunu yapıyor düşüncesine kapılıyor insanlar. Ama bu doğru bir şey değil. Ben de böyle düşünüyordum ama farklı düşünmeniz gerekiyor. Mesela bunun aynısını kalkıp Facebook'a çektikleri zaman insanlar bundan gocunmuyorlar. Ama kalkıp da YouTube'a çektikleri zaman aa bak bak para kazanmak için neler yapıyor tarzında bir düşünceye giriyorlar. Bu arada YouTube o kadar çok büyüdü ki her yerde YouTube kanallarının reklamını görebiliyorsunuz İstanbul'da. İstanbul'da insanlar YouTube projelerini billboardlara, billboard reklamlarına çıkartıyorlar. O anlamda bence henüz geç kalmış değilsin. Ya bu güzel bir fırsat, bir YouTube kanalı olması, insanın varlığını ve anlattıklarıyla, söyledikleriyle para kazanabilmesi çok güzel bir şeymiş. Bunu anladım. Hem de YouTube'un çok güzel bir algoritması var arkadaşlar. Farklı farklı insanların karşısına çıkartabiliyor ve farklı farklı insanları sizinle buluşturabiliyor. Ama Mark'ın siteleri bu şekilde değil. Mark'ın siteleri Instagram'da ve Facebook'ta sizi farklı insanların, farklı kitlelerin karşısına çıkartmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla orası bir sosyal medya değil. Orası sadece size bir şeyleri pazarlamanın, bir şeyleri satmanın yolunu arayan, sizi oyalayan bir internet sitesi. O yüzden kullanmayın arkadaşlar. Ben de kullanmıyorum. Sadece varlığım var oralarda. Biliyorum ki varlığımı silemem oradan. Çünkü her seferinde oradaki varlığımı sil desem bile bunu silmeyecek. Dolayısıyla çok da fazla bu konuda konuyu umursamıyorum. O yüzden siz de YouTube'a gelin arkadaşlar. YouTube candır. Google'a gelin. Google candır. Yani bana soracak olursanız bugün Facebook mu Google mu diye hani çalışacak bir şirket olarak sorarsanız ben tabii ki Google'ı tercih ederim. Bazı insanlar geçen böyle bir yorum yapmışlar. Hani Facebook'ta mı çalışırsınız Google'da mı çalışırsınız? Adam altına şey yazmış. Estağfurullah onlar beni seçsin. Ben nasıl onları seçeyim diye. Ya arkadaş biraz insanın karakteri olur ya. Niye sen kendisinin niye başkasının seni tercih etme sine müsaade ediyorsun ki sen kendin başka birilerini tercih et. Yani senin kriterlerin olsun. Sen kalkıp da böyle düşünürsen seni hiç kimse tercih etmeyecek. Çünkü senin kriterin bile yok yani. O yüzden siz bir şeyleri tercih edin arkadaşlar. Hem çalışma anlamında olsun hem iş anlamında hem de sevgili anlamında bu olsun arkadaşlar. Yani siz bir şeyleri tercih edin. Siz karar verin. Her şeye siz karar verin. Başkası sizin adınıza karar vermesin. Kendi hayatınızı yaşadığınız zaman o zaman fark yaratacaksınız yani. Şimdi marinaya doğru gidiyorum. Bence güzel bir yürüyüş oldu. Ya şu tripodu gördükleri zaman insanlar şöyle bakıyor yani. Şu tripodla fark yaratabiliyorsunuz işte yani. Kalkıp da Ferrari'siyle Lamborghini'siyle geçerken fark yaratan insanlar gibi, tamam mı? Siz de elinizde bir tripodla fark yaratabiliyorsunuz. Yani bu da en azından bence değer bir şey. Yani sırf bunun için bile yapılabilir diyorum. Burada bayağı insanlar oturuyor. İlk defa burayı bu kadar kalabalık gördüm uzun zamandır. Önceden kalabalık oluyordu. Hava da rüzgarlı, o yüzden benim saçlarım da biraz böyle ince telli. Habire dağılıp duruyor yani. Karşınızda böyle kötü görünümlü bir adam duruyorsa pek de kusura bakmayın. Saçıma böyle enteresan kozmetik ürünler sürmek istemiyorum. Çünkü zamanında çok sürdüm ve bunun zararını çok gördüğüm için şu anda bayağı freestyle'e takılıyorum. Yani üstüm başım kıyafetim düzgün olsa da ütülü olsa da yani saçım böyle her zaman dağınık olabiliyor. Bu da farklı bir hava katıyor aslında baktığınız zaman. Tavsiye ederim yani, bunu egoistik olsun diye söylemiyorum. Gerçekten güzel bir şey. Hem de bu kozmetik ürünler bildiğiniz üzere yani değişik hayvanların üzerinde deneniyor ve hayvanlara zarar verip vermediği test ediliyor. Bildiğiniz üzere geçenlerde bir tavşancağız üzerinde deney yaptıklarını söylediler. Ama tabii ki bundan önce de farelere yapıyordu veya daha başka hayvanlara da deneyler yapıyorlar. O yüzden hem hayvanları korumak için hem de kendinizi korumak için çok da fazla kozmetik ürün kullanmanızı tavsiye etmiyorum yani. Hem parfümler ozon tabakasını deliyor, hem sizin vücudunuza zarar veriyor. Aynı zamanda parfümler için
konuşacak olursak da, bundan önce Marmaris'te yaşarken oldukça teknelerle içli dışlı bir hayatım oluyordu ama burada çok fazla yok. Marmaris'e bir gün gezmeye gidersem oradaki tekneleri de beraber gezeriz. Gün batımına çıkarız. Beraber Meltem turuna çıkarız. Ondan sonra koyları gezeriz. Güzel şeyler yaparız yani sizinle. Oradaki günübirlik tekneler var. Şu an tanıdığımın günübirlik teknesi var. Günübirlik kiralama yapıyor. Hem ben ona da müşteri yolluyorum aslında aynı zamanda. Gün boyunca 5 tane 6 tane koy geziyorsunuz ve sınırsız yiyecek içecek hakkınız var. Hem de fiyatı çok fazla pahalı bir şey değil yani. Şu andaki fiyatı 100 lira mı 120 lira mı öyle bir şey. Yani gün boyunca hem yemeğinizi içip hem de sınırsız içki içip alkollü alkolsüz seçenekler var tabii ki. İçeceğinizi içip gün boyunca eğlenebileceğiniz bir tekne turu oluyor. Tavsiye ederim. Marmaris'e gidecek olursanız eğer bu videonun altına yorum yapın veya aşağıdaki iletişim bilgilerinden benimle iletişime geçin. Size indirimli rezervasyon ayarlarım arkadaşlar. Marmaris tekne turlarında. Akyaka'da da ayarlarım, Bodrum'da da ayarlarım. Muğla bizim arkadaşlar. Yani 8 yıl Muğla'da yaşadım ben. 8 yıl boyunca Muğla'da tanımadığım insan kalmadı. Bütün otel sahiplerini, işte tekne sahiplerini hepsini tanımışlığım var. Çünkü orada rehberlik de yaptım arkadaşlar ben. Rehberlik yaparken hepsiyle tanıştım ve hepsiyle bir iletişim bağım oldu. Dolayısıyla benim nazımın geçmeyeceği bir yer yok Muğla'da arkadaşlar. O yüzden nereye gitmek isterseniz Muğla sınırları içerisinde bana ulaşmanız yeterli. Oradan her zaman benim için bir iskontonuz olacaktır. Yani beni tanıdığınız için, beni takip ettiğiniz için bir iskontonuz kesinlikle olacaktır. Bunu temin ediyorum arkadaşlar size yani. Bunu kesinlikle söylüyorum. Böyle burası marina, burası böyle devam ediyor. Çok da fazla ileriye gitmeyeceğim. Çünkü hava kararmadan, biliyorsunuz ki bu video işinde ışık mesele. Hava kararmadan diğer yürüyüş yoluna gitmek istiyorum. Ama bu arada şu arada bir tane tenis kortu var. O tenis kortunu da göstermek istiyorum size. Bu arada size şeyden de bahsetmiştim değil mi? Benim hani Muğla'da tanımadığım otel sahibi, mekan sahibi yok demişken aynı zamanda gezvekonakla.com isminde bir web sitem de var benim arkadaşlar. Yani daha önce özel bir firmada rehberlik yaparken sonrasında bireysel olarak rehberlik yapmaya başladım ve bu anlamda kendime bir web sitesi kurdum. Bu web sitesinde zaten oralara da hali hazırda müşteriler gönderiyorum. İndirimli bir şekilde gönderiyorum. Tabii ki bu YouTube takipçilerime ayrı bir indirim yapacağım. Yani oradan daha farklı olacak. O yüzden buradan iletişime geçmeniz benimle daha avantajlı. Yani hem tabii internet sitesinden de alışveriş yapabilirsiniz ama özellikle buradan geçmeniz daha iyi. O yüzden bundan da bahsetmek istedim size. Tenis kortu şu taraftaydı. O web sitesinde arkadaşlar belki sayfama girerseniz, YouTube sayfama girerseniz bildiğiniz üzere ben kripto paralarla ilgileniyorum. 2015'ten bu yana kripto para yatırımı yapıyorum. Şu ara biraz düşüşte evet canımız bayağı bir yandı. Ama sorun değil. Kripto paralarla ilgilendiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. O web sitesini de ben aslında baktığınız zaman merkeziyetsiz finans web sitesi gibi merkeziyetsiz bir ev kiralama sistemine dönüştürmek istiyorum. Ama bunu nasıl yapacağız? Yani bu konudaki insanlar gerçekten yani bu alana çok fazla uzaklar. Zaten şu anda insanlar merkeziyetsiz finans kullanırken bile para gönderme konusunda tereddütler yaşıyor, problemler yaşıyor. Bunu bir konaklama sistemine dönüştürebilmek bayağı uzun bir süre alacak. Bunun farkındayım ama bu benim yani idealim, ütopyam diyebilirim. Bu anlamda bu web sitesini bu duruma çevireceğim. Umarım yakın zamanda bu YouTube kanalıyla hem sesimizi duyururuz hem de güzel topluma katkı sağlayan bir iş yapmış oluruz. Burası da tenis kortu arkadaşlar. Buraya çok yakın, şöyle göstereyim size. Şu ileride bir tane de şey var, voleybol sahası var. Öbür ileride başka şeyler var. Şurada bir spor salonu daha var arkadaşlar, basketbol sahası. Buralara da otel yapmışlar arkadaşlar, rezidans ama bunu durdurmuşlar, yarım kalmış. Yıllardır burada böyle terk edilmiş bir vaziyette bekliyor. Onu da göstereyim size şimdi şöyle. Tam arkamda gördüğünüz yer var ya. İşte buralar yıllardır arkadaşlar. Ne paralar harcamışlar buraları Allah bilir. Ama yarım kalmış. Neden yarım kalmış bilmiyorum. Şimdi diğer sahile doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şurada işte kafelerin olduğu bölüm var. O kafeler marinanın içinde çok da fazla. Marmaris marinası kadar zevkli ve güzel değil. Renkli değil tabii ki. Sıradan marina. Otoparktan oluşmuş. Otopark ve marina. Marina bile böyle iç içe arkadaşlar yani. Tıkış tıkış. Marmaris marinası öyle mi halbuki? Böyle tek hiza şeklinde. Yan tarafta kafeler, barlar. Arka tarafında barlar sokağı. Marmaris'i bilenler bilir. Ben Marmaris hayranı bir insanım. Zaten yıllardır orada yaşadım. Şimdi diyorsunuzdur. Marmaris'i bu kadar çok seviyordun da madem niye gittin İstanbul'a? Böyle hem İstanbul'u kötülüyorsun hem de İstanbul'da yaşıyorsun diye. Bazen hayat şartları arkadaşlar sizi farklı noktalara itebiliyor. O yüzden benim de İstanbul'a gelme gibi bir durumum oldu. Hayat şartları dediğim gibi. Ama tekrardan eğer bir gün olursa Marmaris'te tekrardan güzel bir eve yerleşip hayatımı orada yaşamak istiyorum. Bana soracak olursanız dünyanın en güzel yeri diyebilirim yani. Böyle Bali'yi falan gösteriyorlar ya, Maldivleri işte internette.
Tabi oraları da gidip göreceğiz. Bali de çok güzel bir yer gibi görünüyor. Oralar da harika yerler doğa olarak. Tıpkı öyle yerler yani Marmaris'te. Zaten görüyorsunuzdur YouTube'da başka kanallarda. Zamanı gelince biz de göstereceğiz oraları. Şöyle burada kafeler var. Şöyle göstereyim sizi, arkama alayım. Burada da böyle kafeler var. Zaten kapalı arkadaşlar. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle kapalı arkadaşlar kafelerde. Evet arkadaşlar, burası da Bakırköy sahil. Bakırköy'deki yürüyüş yolu, İzmir'deki kordona benzetebilirsiniz bunu. Aynı zamanda Moda sahile de benziyor biraz. Ama Moda sahil biraz daha farklı buraya göre. Orada yine evler oluyor sahil ama burada daha farklı. Buraya geldiğinizde arkadaşlar size her an çay kahve satılabilir. Bilginiz olsun. Burası da böyle Bakırköy sahil arkadaşlar. Bayağı kalabalık bugün. Dün de bayağı kalabalıktı. Çöp tenekelerin kenarlarını görmelisiniz eğer biraz. Çöp tenekesinin yanından geçersek, çöp tenekelerinden bahsediyorum. Kenarları böyle yiyecek paketleriyle dolmuş insanlar. Oralara bırakmışlar. Halbuki buralara kocaman çöp koymuş arkadaşlar belediye. Çöp tenekesi, konteyner koymuşlar ama her zamanki olduğu gibi bizim millet böyle gençler müzik yapıyor gördüğünüz üzere. Öbür kızlar da onları kesiyor. Çay satanlar var, kahve satanlar var, dışarıda yemek yiyenler var. Öbür tarafta oturmuş üçlü dörtlü gruplar işte muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Bayağı güzel, değişik bir ortam var arkadaşlar. Yani her zaman gördüğümüz bir ortam değil burası. Genel izleniminiz ne arkadaşlar Bakırköy için? Yani sizce burası yaşanılır bir yer mi yoksa hadi ya boşver burası bir halta yaramaz diyebileceğiniz bir yer mi? Aşağıya yorumlara yazmanızı istiyorum sizden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup zil düğmesine basın ki sizin de karşınıza bu tarz videolar gelsin. Nasıl, güzel bir geziydi değil mi? Bence güzeldi yani. En azından tarihten, kültürden vesaireden bahsettik. Demin bir tane bir abiyle denk geldik ve bayağı bir balık tutmuş. Nereden baksanız bir bidon balık tutmuş arkadaşlar. Onu da videoya almak istedim aslında ama kendisi videoya çıkmak istemedi. Herkesin fikrine tabii ki saygımız var. Bunu da bahsetmek istedim. Yani buraya eğer balık tutmak sucusuysanız, yani balık tutuysanız öyle söyleyeyim. Bakırköy'e gelip olta balığı tutabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı bir bol bir balığı var herhalde buranın. O anlamda güzel. Şöyle denizi de göstereyim size arkamda. Bugün yaşadığım olaylardan bir tanesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Sürekli ben üniversitedeyken eleştirilere maruz kalıyordum ve bunların çoğu genelde üniversite hocalarından geliyordu. Ama bu YouTube videolarını çekmeye başladığımda üniversite hocalarından acayip bir olumlu tepki almaya başladım. Hele bir tane var, İsmail hocam sağ olsun. Bana bugün çok güzel bir söz söyledi, yani övücü bir söz söyledi. Hayatı erken anladığımı ifade etti bana. Onun bu bakış açısını kırdığım için, bana karşı bakış açısını kırdığım için gerçekten arkadaşlar YouTube'a minnettarım diyebilirim. Neden diye sorarsanız. Çünkü burası bana kendimi ifade etmemi sağladı. Tamam, insanlar sosyal medyada da aslında baktığınız zaman kendini ifade edebiliyorlar. Facebook'ta da kendini ifade edebiliyorlar. Zaten Mark'ın da anlatmak istediği buydu. İnternetin insanların kendisini ifade edebilmesini sağlayabilme olanağı sağlamış olmasıydı. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Orası öyle bir kısıtlı alan, kendinizi orada ifade edemiyorsunuz. Niye diye sorarsanız, çünkü YouTube kadar sizi destekleyici bir platform değil. Size kısıtlı alanlar sunuyor. Yazı yazıyorsunuz fakat video çektiğiniz zaman da çok da fazla izlenmiyor. Hemen hızlı bir şekilde geçiliyor. Ama burada öyle değil arkadaşlar. Burada birisi sizin videonuza girdiği zaman önerilenler de yan tarafta diğer videonuzu görebiliyor vesaire vesaire. Bu anlamda çeşitli destekleyici bir sistemi var arkadaşlar. Yani bu anlamda sizi destekleyici bir sistemi var YouTube'un. O yüzden yani gerçekten YouTube'muş yani. Ben bunu anladım arkadaşlar. YouTube'suz hayat olmazmış. Bunu da anladım yani. Eğer Instagram'sız hayat yapamıyorsanız YouTube'u bir denemelisiniz. Ya bayağı YouTube elçisi oldum. Baksanıza size. Habire YouTube bundan bahsediyorum. Lan kripto paralarla alakalı kanal açtık. YouTube'un güzelliğini fark edince ilgi alanımız direkt YouTube'a döndü. Belki ilerleyen zamanlarda YouTube'la alakalı bir eğitim kanalı da açarız. Belli olmaz. Onu ben anlatırım veya başka birisi anlatır. Ama böyle bir proje yapabilirim. Yapabilir miyim bilmiyorum. Bu elimin altındaki projelere yeterli zamanı, vakti ayıramıyorum zaten şu anda. Tek başıma çalışıyorum. Hem Gezde Konakla tarafında olsun hem burada YouTube tarafında olsun. O yüzden ilerleyen zamanlarda yanıma bir ekip arkadaşı aldığım zaman daha farklı şeyler, daha farklı projeler geliştirebilirim arkadaşlar. Bunu da şimdiden sizlere spoiler olarak vereyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.